Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ali Yolcu'nun hazırlayıp sunduğu Demokrasi Bulvarı'nın konuğu olan Başkan Nehir, anayasa değişikliği ile ilgili olarak ben toplumun özgürce yaşayıp din, dil, ırk, renk, cinsiyet ayrımı yapmadan duygu ve düşüncelerini korkusuzca, özgürce ifade edebilecekleri bir dünya hayal ediyorum. Kuvvetler ayrılığı olmalı ve birbirini denetleyebilmeli. Bu anayasa değişikliği bizim alışmış olduğumuz bir model değil. Bu işin olması bizi ileriye değil geriye taşıyacaktır dedi. Dünyada her vatandaş farklı ülkelerin nasıl yönetildiğinin çok farkında olmayabilir. Fatih Tezcan'ın Hatay'ı ve kendisini hedef alan söylemlerine de değinen Başkan Nehir, konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştüğünü söyledi, şöyle devam etti. Kendileri de bizi rahatlatan konuşmalar yaparak bu işin takipçisi olacağını ifade ettiler. Bu topraklar ne yüzler, ne insanlıklar, ne acılar, ne zaferler, ne medeniyetler gördü. Biz bu kültür mozaiği kardeşlik bağında her daim koruduk ve koruyacağız. Bu şahsı dava ettik, tutuklama emri olmasına rağmen televizyonlara çıkıp bunları ifade edebiliyor. Bu ülkenin dirliğine, birliğine, selametine canımızı verecek noktadayız. Ama biz eşit yurttaşlık zemininde de taleplerimizi yüksek sesle dile getirmekten de geri durmayacağız. Yani hiçbir sistem mükemmel kurulmuyor ki. Bu sistem işte her geçen gün biraz daha demokratikleşerek, biraz daha insanların refahına, özgürlüğüne, yaşam kalitesine imkan tanıyarak gelişir. Nehir şöyle devam etti. İnsanları siyasetten uzaklaştırmaya çalışan bir tutum var ortada ve bu şekilde sorgulamayan bir toplumu yönetmek çok daha kolay. Sizi eleştiren, yakın markajı alıp takip eden, sizin gibi düşünmeyen insanları içeri alarak, baskı kurarak bir yerlere varılamaz. Hatta daha çok hata, yanlış yapmanıza sevk eder. Bizi eleştiren yazılar yok mu? Elbette ki var. Bu ve benzeri yazılar bizim önümüzü açıyor, ufkumuzu açıyor.